Arkadaşlar merhaba. Bugün sertleşme ile ilgili bir konuşmak istiyorum. Yanımda Kemal Bey var, hasta. Zaten bu konular çok konuşulmadığı için, utanıldığı için pek röportaj yapmıyorduk. Hastam çok çok fayda gördüğü için de sağ olsun bizi kırmadı. Tecrübelerini paylaşacak. Şimdi Kemal Bey hoş geldin. Sağ Nasılsınız? hocam, Allah razı olsun. Nasıl hocam? İstanbul'dan geldi hastam. Aslında hikayesi eski, yeni bir şey değil. Hani bazen bu arada hastamız 35 yaşında. Pardon, 37 yaşında. Bazen 35 yaşından sonra olan sertleşme problemleri oluyor. Onları daha basit çözebiliyoruz ama Kemal Bey'in sıkıntısı kaç yıldır var Kemal Bey, bir anlatabilir misiniz? 15 yıl hocam. 15'i bir anlatın. Evet Söz size veriyorum. Hocam yıl 2008. Sene 2000'si hiç unutmuyorsun. Hiç unutmam mı? Hayatta mucize de unutmam. Hocam ben askerdeyim. Tamam. Dünyanın gibi bir sorunum yok. Yani her dinsel şey var. yolunda. Ha, Kaç yaşındaydın o zamanlar? Hocam ya, yani 23 müydüm? 23-24. Aynen hocam. En ateşli zamanların diyelim. Evet hocam, aynen hocam. Ondan sonra biz arkadaşlarla böyle oturuyoruz bir yerde hocam. Arkadaşlar böyle şakalaştılar falan. Ben de böyle uzanmışım. Arkadaşlar güreş tutmaya başladılar. Arkadaşım bir üzerime düştü. Onun üzerime düşünce arkadaşım bir tanesinin dirseği benim tam penisin üzerine geldi hocam. Dirsek tam penisin üzerine geldi. Evet ama kafasının üzerine yani. Ben de böyle uzanmışım. Bir şey de yapamadın. Bir şey yapamadım ama bir saniyelik oldu yani. Hocam ondan sonra bir başladı. Yani, ağrı mı başladı? Ne başladı sizde? Yani pek öyle bir ağrı başlamadı ama yani cinsellik hemen bitti. Sanki kablo kesilmiş gibi. Kablo kesildi yani. Böyle yani şantere indirirsin ya. Yani Polisi de bir iki gün hissetmiyorsun. hiçbir şey hissetmedim. Bir soğukluk hocam. Yani hocam akla gelebilecek her şey yani. Çok büyük bir şey başladı bende. Yani, bir, yani o bende artık nasıl söyleyeyim hocam, arkadaşım oldu. Geçmedi yani. Peki hayatını nasıl etkiledi bu? Hayatım hocam mahvoldu hocam açıkçası. Hayatım hem iş açısından hem cinsellik açısından hocam yani psikolojim bozuldu hocam. Bazen inen ki hocam yani bu hani intihar derler ya. Hani intihar edeyim de kurtulayım. Ben böyle psikolojide şey oldum ya, ama ondan sonra çok tedavi görmeye başladım. Gittim bütün doktorlara gittim. Herkes baktı, muayene etti, bilmem şu. Ne dediler? Bir şey yok dediler. İlaç Psikolojik dediler. dediler. Psikolojik dediler. Yani hocam yani çoğu dedi işte bu yaştaki erkeklerden normaldir. Gençlerde bir şey arada bir gelip gidiyor. Ya hocam yani bilmiyorum çok şey dediler ama en son hocam işte Allah sana razı olsun. Geleceğim ona. Şimdi arkadaşlar çok konuşmuyoruz ama gerçekten erkeğin hayatında bu cinsellik çok önemli ki benim uğraştığım alanlar prostat iltihabıdır, çocuk olayı, kısırlık. Bir de bu cinsellik erkeğin özünde olan konular. Şimdi Kemal Bey kardeşimiz yani bir 10-15 sene neler hissettiğini ben gözlerine bakarak zaten anlayabiliyorum. İçine kapanıyor, bir iş yapacak özgüveni yok, hayata karşı bir mahcup, keyfiniz yok. Keyfim yok, hiçbir Bu arada şey yok. Evlendiniz siz değil mi? Evlendim hocam. Ama cinsellik nasıl gitti? Hep ilaçlarla hocam. Hep ilaçlarla ilişkiye girdi. Bazen mesela hocam bir şey oldu ama hocam eşim çok anlaşılır çıktı ama yani sonuçta hep ilaçlarla gittim. Yani eşin anlaşılır çıkmasaydı sıkıntılar olurdu. %100 hocam. Yani sıkıntı oluyorken hiç olmazdı yani. O da ben evlenme şeyim de bir tane doktor işte gittim yanına işte senin bir şeyin yok var biraz güven falan verdi. Onda ben de o zaman bir şey yoksa psikolojide ben Bir evlendim. Gazla evlendin. Gittim evlendim hocam ama hocam Ama problem vardı. Çok büyük bir şey başladı. Bir travma hocam hayatım mahvoldu hocam. Benim hayatım hocam normalde çevremde beni çok başarılı bir insan olarak görürler. İnşaat üzerinde çalışıyorum ama zaten bu benim her şeyimi etkiledi. Etkiler tabii. Çünkü çok konsantrasyonun gidiyor. Bitti hocam konsantrasyon diye bir şey kalmadı bende. Yani kazandığım her şeyi bu yollara verdim. Pek bir fayda göremediniz mi? Hiçbir fayda hocam. Böyle mesela yani gecelik görüyorsun işte. İş görüyorsun. Biliyorsun hocam. Yani iyileştiğini hissettiğin zaman zaten insan anlıyor. Yani şimdi bu, sizi biz ne zaman? Bir ay önce mi gördüm? 1,5 ay önce mi? Hocam işte yok, 2 ay oluyor. Çünkü bir evet 20 gün şey gördüm. Tedavi gördüm hocam. Şimdi hastamıza tedavi, şok tedavisi yaptım ben size. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar hastamıza ben şok tedavisi yaptım. Bana gelen tüm hastalarda sertleşmeyle ilgili problemi olan hastalarda detaylı bir kan analizi de yapıyorum. Kemal Bey'in yaşı genç olmasına rağmen testosteronu da çok çok düşüktü. Arkadaşlar bu da çok önemli hastanın genel ruh hali için, başarısı için, cinsel hayatı için. Psikolojisi de bozuktu. Şimdi bizim klinikte benim kardeşim de cinsel terapist, psikolog. Bu konuda da çok rahatız. Psikolojisi bozuk hastaları ona devrediyorum. O da konuşuyor. O da beynini rahatlatıyor. Belli terapiler yapıyor. Şimdi Kemal Bey'e şok terapisi yaptık. 6 PRP. seans. 2 tane PRP yaptık. Yaptım. Özellikle bizim psikolog bu süreçte size çok yardımcı çok oldu. Evet, çok. Ve tedaviyi bitirdik biz. Bitti evet hocam. İlaç lazım şu. Testosteron da çok düşüktü arkadaşlar. 2 nokta kaç yazıyor?
2.7, bu yaşta en az 4-4.5 olması lazım. Testosteron replasmanını da yaptık. O da hem sertleşmeyi arttırıyor, hem isteği arttırıyor. Erkeğin modunu yükseltiyor. Şimdi bir ay geçti, hastam kontrole geldi. Şu an nasılsınız Kemal Bey? Hocam, çok hocam size minnettarım. Yani şu an işte 15 yıl içerisinde elde etmediğim sertleşmeyi şu an bu 20 gün içerisinde elde ettim. Yani bu 15 yıldır görmediğin sertliği kesinlikle, biz bu 15 günde gördük. Kesinlikle. Yani bu bugüne kadar niye karşılaşmadık diye. Çok üzüldüm hocam. Çok üzgünüm. Bir buçuk sene önce zaten randevu almıştım. Tekrar iptal ettim dedim. Bu da olmayacak. Çekindiniz değil mi? Çekindim yani. Arkadaşlar, utanılacak bir şey yok. Çekinilecek bir şey yok. Bir buçuk seneniz boşuna geçmiş, öyle söyleyeyim. Evet hocam. En azından burada çözüm var arkadaşlar. Yani hastamıza çok da bir tedavi de yapmadım. Şok artı perep, ama bizim cihazlar Piezo teknolojisi. 2023 model üst düzey cihazlar, hem ağrı yapmıyor hem etkinliği yüksek. Onun da çok katkısı oldu. Psikoloğun devrede olması çok katkısı oldu. Kan testine de bakmamız, testosteronu da yükseltmemiz de çok bir katkısı oldu. Ve hastamız evet, şu anda gayet iyi, gayet mutlu. Çok mutlu. Haftada yani kaç kere ilişkiye girebiliyorsun? Vallahi hocam, yani şu an şeyden sonra işte hani bir ay sizinle arada bir ay oldu hocam. Hı hı. Yani 10 günü de çıkartalım. Hani 20 gün her gün de. Her gün. Her gün. Yılların acısını çıkartıyorsunuz. Hocam kesinlikle hocam, ama insan hani acaba kendi kendine diyorum, abaza mı oldum, ne oldum yani böyle. Abaza olmadınız da özlediğiniz şeylere yaşamaya başladınız. Hocam çok burada arkadaşlar gidiyor değil mi hocam? Burada arkadaşlara söyleyeceğim bu. Yani gerçi tamam, hani her hekim de kendine göre vardır, ama hastanelerde eğer böyle şikayetleriniz varsa lütfen ilk önce musluğa gelsinler. Hiç hastanelere uğramasınlar. Sağ olun. Hastane, benim gitmediğim hastane yoktu. İstanbul'dan yani bütün hastanelere gittim ben ya. Şimdi olay şu. Devlet bizim, özel. Bizim buradaki avantajımız, sadece burçla uğraşıyoruz. Hem psikolojik boyutu, hem benim tecrübem, hem kullandığımız cihazlar. Yani biz sorunu çözmek için çok uğraşıyoruz. Hani hastayı gör gönder değil de. Örneğin siz bir ay geçti. Örneğin tedaviden sonra hastaları ben göndermiyorum. Tedavi bittikten bir ay sonra hastanın gelmesi gerekiyor ki hangi noktaya geldi. Bazen tam fayda göremiyor. Farklı tedaviler uygulayabiliyorum. Ya da psikologla görüştürtebiliyorum. Ya da penil doppler testi yapıyorum. Acaba kaçağı mı var? Neden bu hasta iyileşmedi? Proteze mi gidecek? Kök hücre mi gerekiyor? Bunları tedavi bittikten bir ay sonra yapıyoruz. Sizi iki ay sonra tekrar görmek isteyeceğim. Tamam hocam. İki ay sonra bu arada sporunuza devam ediyorsunuz. Evet hocam. Testosteron indeksi dediğim şekilde 3 tane dozunuz var. Onları da kontrol edelim. Bir test yaptım hocam, 2 tane kaldı. 2 tane de yaptırırsınız. Evet. Ondan sonra hiçbir şey sıkıntı yok. Senede bir de kontrolleriniz olur. Bu olayı öyle kapatırız. Evet hocam. Çok geçmiş olsun. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun hocam. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi.